Şöyle söyleyeyim, biraz önce Nurhan teyzeyle konuştum, Ece'nin annesiyle. Ece'nin evinde, tekrar edelim yeni açanlar için. Ece yalnız evinde ve Eymen var. Zannedersem sakinleştiricilerle duruyor zaten. Sakinleştiricilerle duruyor ve ağlayarak sadece ben onu çok seviyorum. Ne Yapacağım? Nasıl yapacağım? yaşayacağım? Demiş. Ay Bakın çok dili geçmiş zor. zamanı bile kullanamıyor işte. İnsan bazen yakıştıramıyor. Çok Seviyorum. zor. Hala Allah seviyorum. Yani kolaylık öldüğünü versin, kabul sabır etmiyor. versin. Ya Rabbim çok zor. Uyuyup uyandığımda bunun bir kabus olmasını diliyorum Ah. diyerek Emin'in odasında uyuyakalmış. Daha doğrusu artık hani bitkin düşmüş, Tabii. öyle söyleyelim. Yani odasına gidemedi, yatak odasına gidemedi, kocasının olan odasına gidemedi. Nasıl gidersin? Nasıl onun şimdi onun elbiseleri orada, onun kokusu orada. Nasıl gider? Nasıl gider? Nasıl yapar? Nasıl alt eder? Çok korkunç bir şey arkadaşlar ya, bu acı felaket bir acı Bu yani. çok büyük bir acı. Bizi bile derinden ne kadar etkilediğinin farkındasınızdır. Ece'yi, eski eşi, çocuklarını düşünmek bile Annesi, istemiyorum. babası, kardeşi. Annesini, babasını, abisini, Ece ile abisinin evi komşular zaten, Evet. eltisiyle. Eltisi falan beraberlermiş ama dün akşam hep Tabii beraberlermiş zaten diye okudum. Ece onlardaymış. Yani hastaneden sonra Ece direkt eltisinin yanına gitmiş, Buket Hanım'ın. Buket Hanım'ın oradan geldiğinde annesini evde görünce, annesi de onu görünce demiş ki yani böyle zaten ölü gibiymiş ya, bakamıyormuş. Hiçbir şey normal insan gibi bakmıyormuş. Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum demiş. Allah, Eymen çok de zor. yalnızmış eve gittiğinde Nurhan teyze. Emin'in yanına gitmiş, yatmış. Anneanne biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abilerle demiş Eymen. Oh. Ve uyumuş, şu anda da dünyadan haberi yok tabii.